Çorum Alışveriş Fuarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Tabii daha önce de bu toplantılar yapılmıştı, duyurular yapılmıştı. Sabahta odalarımızla, sanayicilerimizle, esnafımızla bu toplantıyı gerçekleştirdik. Artık ciddi bir şekilde bir yol aldık ve bunu geri dönüşü olmayan bir şekilde adımlarımızı attık diyelim. Ben öncelikle emeği geçen belediyemize, ticaret sanayi odamıza, alışveriş merkezi müdürlerimize, oda başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çorlu'da özlenen bir tablo. Böyle bir basın toplantısı da Türkiye'de ilk defa yapılıyor herhalde, lansman olarak. Tek tip kıyafetlerle hepimiz. Güzel bir toplantı, bizim için de farklı bir toplantı oldu. Biliyorsunuz Çorlu'yu sabah da konuştuk ama bizim için belki bir tekrar olacak. Hep öne çıkarıyoruz, 55 tane ilden bir yüz diyoruz. İşte sanayimizle, esnafımızla, ticaretimizle geliri giderini karşılayan, fazla veren ilçelerden bir tanesiyiz. Ama onun dışında bir araya gelip birlikte bir şeyler yapma noktasında belki şu ana kadar sinerji oluşturma, birlikte hareket etme noktasında güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu vesileyle de bundan sonraki yapacağımız adımlarla da birlikte çok daha güzel şeyler yapar, Çorlu'muza layık, Çorlu'yu daha üstlüklere taşıyan projelere hep beraber imza atarız diye düşünüyorum. Aslında daha önceki yaptığımız etkinliklerde de basın mensuplarımız zaten bizden, Çorlu'dan olduklarına göre bu ekibin içinde onlar da var. Onların da bu konuda destek vereceklerini, sesimizi hep beraber tüm Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyaya duyuracağımızı eminiz. O noktada şimdiden ben sözlerime son vermek istiyorum ama hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrar. İnşallah dışarıdan da insanları buraya çekme yönünde çabalarda hep beraber hareket edeceğiz. Evet, söz geldiği zaman, sorular geldiği zaman tekrar konuşmak üzere şimdilik sözü Tünya Hanım'a bırakalım. Buyurun. Bölgemize hayırlı olsun diyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkan Bey'im, İstanbul'a yakınlığımızdan dolayı büyük fuarlar yapılamıyor. Çok yakın kalıyoruz ve genelde İstanbul'a yakın olmanın nadir de olsa dezavantajlarından birini yaşıyoruz. Bu noktada elimizde bir elle tutulur bir fuarımız vardı bizim. Bir tarım fuarımız yapılıyordu, renkli fuarcılık tarafından. Bu fuara diğer bölgelerden toplamda 150 bin katılımcı geliyor ve bunun %70 kadar kısmı normalde bu bölgede alışveriş yapmayan kısım. Onlar da fuara geliyorlardı. Tabii ki geziyorlardı, görüyorlardı ama yine alışverişlerini, yine harcamalarını kendi bölgelerinde yapıyorlardı. Burada bizim amacımız bölgemize nasıl ek bir katma değer yaratırız, nasıl ek bir gelir yaratırız, nasıl bu fuara veya sadece bu fuara üzerinde de değil, bu fuarın dışında kalan kesimlere, komşularımıza nasıl destek olabiliriz, nasıl onlarla alışverişi arttırabiliriz diye yola çıktık. Bugün bakıldığında maalesef işte euro ve yabancı para birimleri bizim para birimimize göre değerli durumda. Biz bunu avantajı da çevirelim dedik. Bu sürecin içerisinde çevre ülkeleri de katalım dedik. Ve böyle bir fuarın içerisine girdik. Bu yapılacak fuarların ilki arkadaşlar. Bugün bir bebek doğuruyoruz. Hep beraber bebek doğuruyoruz. Her geçen sene bebek büyüyecek. Biz bir fuar yapıp burada ses getirmektense bunu kalıcı hale getirip insanların alıştığı, takip ettiği, beklediği bir aktivite, bir festival yaratmaya çalışıyoruz. Kaymakamımız, Çorlu Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz, alışveriş merkezlerimiz, otellerimiz hepsi bu projeye destek verdiler. COSGAP, sağ ol, aynı şekilde bu projeye destek veren kurumlardan bir tanesi. Bu kadar kurumun herhangi bir proje, bu ilki bir arada çalışmaya başlayabilmesi daha önce bölgemiz olan bir şey değildi. İnşallah ÇAF'la başlayan, yarın öbür gün daha bir farklı kulvarlarda, daha farklı organizasyonlarda da bu tüm kurumlar birlikte çalışmayı öğrenirler. Ben hızlıca bir çefe anlatacağım. Alanı anlatıyorum. Bir harita açabilirsin. Bu alandan başlıyor ve Stüven dediğimiz yani sanayinin sonuna kadar devam ediyor. Bu noktada haritada gördüğünüz gibi AVM'lerin önü ve belli alanlarda yine bölgeye katılıyor. Burada sadece alışveriş değil, konserler planlanıyor. Ama bizim burada önceliğimiz alışverişi arttırmak olduğu için konserleri ve aktiviteleri değil, tamamen alışverişi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Burada Tren Teren'a
Oryol, özellikle önlerinde stand kuruluyor. Kipe'yi biraz otopark alanı gibi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu B genelde bizim ve diğer STK'ların üyelerini ayırdığımız alan. Orada yine üyelerimiz ve Çorlu bölge esnafı stand kurabilecekler. Bu aşağı inen yol. Hem konser alanımız var burada. Konser alanının yanında çocuk oyun alanları, park alanları var. Ailelere de bir şekilde burada tutup zaman harcatabilmek adına. Yine burada da gıdanın olduğu büyük bir alan olacak. Büyük çadırlarda büyük markalarımızı götürüyoruz. Bir kısmı okeyledi, bir kısmı hala görüşmeler devam ediyor. Ama büyük firmalarımız da, özellikle bölgemizde üreten büyük firmalarımız da bu organizasyonun içinde yer alacaklar. Bu C ile gösterdiğimiz alanda da normalde hali hazırda yaptığımız forum yapılan, Umut Bey'in yaptığı hali hazırdaki tarım fuarının olduğu alan. Burada önemli olan şu, bu tarz fuarlar, bu tarz aktiviteler devamlılık esası oldukça kalabalığı arttırıyor. Biz buradaki birebir görüşmelerimize de bazen eleştiriler aldık. Şimdi de soru gelmeden ben cevaplayayım onu. Bizim burada zaman kısıtımız evet vardı. Çünkü bir fırsatımız vardı. Burada 30 Ağustos, 30 Temmuz'da normalde yapılan tarım fuarı zaten bölge dışarısından çok ciddi bir alışveriş imkanını bölgemize getiriyordu. Biz o tarihte yaparak o bölgeye gelen ziyaretçiyle fuarımıza katma fırsatı bulduk. Seçimler biliyorsunuz ertelendi, erken alındı. İkisi çakışınca biraz zaman olarak daha kısıtlı bir zamanımız kaldı. Ama süper bir ekiple çalışıyoruz. Herkes özveriyle çalışıyor. Onu da dezavantajlı avantaja çevirmeye başladık. Bu arada hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Söz almak isteyen başka başkanlarımızdan. Tabii 1500 lira gibi bir ücreti var. Fakat COSCEP desteği veya arkadaşlarımızın çalıştığı firmaların marka tanıtımından dolayı alacağı desteklerden dolayı bu para çok bir para değil. Bizim istediğimiz Çorlu'daki esnafımız yapabildiği kendi üretimini varsa onu gelsin tanıtsın. Yapmış olduğu işlerinde işte müşteri potansiyelini arttırsın. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bir esnaf olarak da bu oluşuma canı gönülden destek veriyorum. Veriyoruz hep beraber. Hayırlısı olsun diyorum. İyi olan kazansın, Çorlu kazansın. Kaliteli esnaflar iyi işler yapsın, müşteri potansiyelini arttırsın. Teşekkür ediyoruz. Burada tek önceliğimiz üyelerimize ek fayda sağlayabilmek. Bu noktada özveri derken değerli basın mensuplarında desteğine ihtiyacımız çok büyük. Sizden de olabildiğince bu projenin desteklenmesi, bu bebeğin büyüyebilmesi adına desteklenmesi için çaba ve önerilerinizi her zaman bekliyoruz. Şimdi sorular alalım isterseniz.